Herkese merhaba. Dreamweaver'ın ilk dersinde Dreamweaver'ın çevresel yapısına ya da başka bir dille pencere yapısına bakacağız. Dreamweaver'ı açtığınızda sizin karşılaştığınız ekranla şu an ekranda gördüğünüz ekran arasında farklılıklar elbette mevcuttur. Bunun sebebi benim kendime has bir çalışma alanı belirlememden kaynaklanıyor. Dreamweaver'da çalışma alanı ayarını anlattığım zaman siz de çalışma alanınızı kendinize göre düzenleyebileceksiniz. Ama ondan önce Dreamweaver'ın görünümünden konuya giriş yapalım. Dreamweaver'ı açtığınız anda karşınıza çıkan karşılama ekranı oluyor. Son öğelerden birini aç seçeneği son zamanlarda açtığınız dosyaları burada biriktiriyor. Yeni oluştur seçeneği sıfırdan dosyalar oluşturmak için ideal. Ayrıyeten burada çeşitli türlere göre çalışma belgeleri açabilir. Daha fazla seçeneğiyle ise çok daha ayrıntılı bir şekilde yeni belgenizi açabilirsiniz. Bu ekrana tekrar geleceğim. Devam ediyorum. Sağ alandaki en popüler seçeneği ise sizin Adobe'un kendi internet sitesine bağlanarak burada gördüğünüz ve daha fazla seçeneğine basıp da göreceğiniz İngilizce videolarla karşınıza çıkartabilir. Buradaki linklere tıklayıp Adobe'un internet sitesindeki video eğitimlerine bir göz atmanızı isterim. Başlarken yeni özellikler, kaynaklar, Dreamweaver Exchange seçenekleri yine internete bağlanarak sizin bu alanlar konusunda bilgi almanızı sağlıyor. Bir daha gösterme seçeneği ise başlangıç ya da karşılama ekranını ortadan kaldırıyor. Yeni oluştur seçeneğinin istediğiniz türlerde belge açmanızı sağladığı, daha fazla seçeneğini seçerek de daha çok seçenek sunduğunu biliyoruz. Buraya değineceğimi belirtmiştim. Ben şimdilik herhangi bir HTML seçiyorum. Dreamweaver ekranında üst kısımda yer alan alanlara, dosya, düzen, görünüm alanlarına biz menüler diyoruz. Görünüm menüsü, ekle menüsü, değiştir menüsü, format menüsü bu şekilde gidiyor. Pencere yapısına hakim olabileceğiniz, panellerinizi açıp panellerinizi kapayabileceğiniz alan ise esasen pencere alanı. Onun sağ kısmında ise mizampaş seçeneği sizin pencere görünümlerinizi ayarlamanızı sağlıyor. Sözün özü şöyle. Dreamweaver sitenizi görsel olarak hazırlamanızı sağladığı gibi kod yazım alanıyla da sitenin kodlarına erişmenizi, kodlarına müdahale etmenizi de sağlayabiliyor. Dolayısıyla buraya basarak kod seçeneğine geçiş yapabilir. Aynı anda buraya da bakmanızı isterim. Diğer kısımda bölünmüş kod. Böyle basarak hem solda kod ekranını hem de sağda normal görsel düzenleme ekranını görebilirsiniz. Diğer bir adı da bu alanı tasarım. Tasarıma basarak da tasarım alanına geçiş yapabilirsiniz. Bunun haricinde kod ve tasarım seçeneği ise gene aynı işlemi size gösterecektir. Bakın burada dikey böl seçeneği var. Bu seçeneği kaldırdığım anda kod tasarımını yukarıda yapabilir veyahut tasarım kısmını aşağıda devam ettirebilirsiniz. Tasarım görünümü üstte seçeneği ile de bir nevi ters düz etme işlemi yaparsınız. Tasarım görünümü üstte çıkar, kod görünümü ise aşağı iner. Bu tamamen sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı olan bir seçenek. Ben dikey böl seçiyorum ve tasarıma tekrar geri dönüş yapıyorum. Entitled-1 yazan kısım sizin açık olan belgenizin adı. Siz eğer dosyanızı kaydetmediğiniz sürece HTML, PHP dosyası olabilir bunlar. Daima Entitled şeklinde yazılacaktır. Siz kaydettiğiniz anda isim o şekilde olur. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Örneğin siz buraya herhangi bir şey yazdığınızda ki yazdığınız alan tasarım alanında olabilir, kod alanında olabilir. Yukarıda bir yıldız işareti çıkacaktır. Bu dokümanınızın kaydedilmeye ihtiyacı olduğu veyahut farklı bir dille söyleyebiliriz ki dokümanınızda değişiklik yapıldığı kaydetme hakkına sahip olduğunuz konusunu belirtir. Bunun yanında Adobe'un extension, uzantı yöneticisi
karşımıza çıkıyor. İlerleyen derslerde bunlara değineceğim. Onun yanı sıra site oluşturma, siteleri yönetmek için bir tane butonumuz var burada. Başka yerlerden, başka noktalardan da basit bir şekilde kendi sitenizi kurabilir, konfigürasyonunu yapabilirsiniz. Eğer bu alandan hoşnut kalmadıysanız, pencere, uygulama çubuğu seçeneğine basarak burayı gözünüzün önünden kaldırabilirsiniz. Tamamen sizin tercihlerinize kalmış. Tekrardan pencere, uygulama çubuğuna geliyorum. Ekranın altında özellikler alanı, ara, referans seçeneklerimiz mevcut. Bunlara gene zamanı gelince değineceğim. Buranın haricinde ekranın sağ üst köşesinde çalışma alanı seçebilmeniz için size sunulan çeşitli seçenekler mevcut. Ben burada ismini Zeto olarak adlandırdığım bir çalışma alanı oluşturdum kendime göre. Nedir bu çalışma alanı? Sizin kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre panellerin yerlerini ayarlayıp değiştirmenizi sağlıyor. Bu alanda uygulama geliştirici seçeneğine gelebilirsiniz. Klasik seçeneği yıllardır kullanılan bir seçenek. Dreamweaver'ın ilk görünümünden gelen bir seçenek. Ben genelde alışkanlığım üzere klasik görünümü seçerim. Kod yazarı sadece kod yazanlar için daha sade bir seçenek sunuyor. Tasarımcı seçeneği tasarımı ön plana çıkartıyor ve ilgili alanlara size sunuyor. Değişken mizampaj seçeneği CS6 ile gelen bir seçenek diye hatırlıyorum. Yanlışım olmasın. Mobil uygulamalar seçeneği de gene Dreamweaver'ın CS6 sürümüyle gelen bir seçenek.